%100 dışa bağımlılıkla yılda 150 milyon dolara mal olan endüstriyel enzim artık Türkiye'ye devredilecek. Tamamı yerli ve milli sermaye ile kurulan Türkiye'nin ilk biyoteknoloji endüstriyel enzim üretim fabrikası İstanbul Tuzla'da açıldı. Arkamda gördüğünüz şu kocaman biyo reaktörlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu biyo reaktörler aslında bu fabrikanın omurgaları diyebiliriz. Reaktörlerin hepsini bizim mühendislerimiz tasarladı ve ülkemizde üretildi. Bu Türkiye'de aslında ilk defa oluyor. Böylece çok ciddi bir teknik birikim kazanmış olduk. Burası hiçbir danışmanlık alınmadan tasarımdan kuruluma, biyoreaktör inşasından borulamaya kadar yerli imkanlarla tamamlandı. Fabrikanın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrika sayesinde bu alanda dışa bağımlılığın önüne geçileceğinin altını çizdi. %100 dışa bağımlı olduğumuz enzim ithalatını engelleyebileceğiz. Çok farklı enzimlerin ithalatına yılda bakanımız da bahsetti, yaklaşık 150 milyon dolar para harcıyoruz. 5 senelik bir dönemde kapasite artışlarıyla birlikte bu tutarın %90'ını ülkemizden karşılayabiliriz. Bu fabrika ilk aşamada gıda güvenliğini odağına almış durumda. Yani un ve fruktoz şurubu üretiminde kullanılan endüstriyel enzimleri tamamen yerli ve milli imkanlarla üretmeyi hedefliyor. Tek başına bu alanda Türkiye yılda 30 milyon dolar ithalat yapıyor. Bakan Varank, tesisin yerli aşı ve ilaç üretiminde güçlü bir altyapı oluşturacağını belirtti. Biliyorsunuz TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz COVID-19 Türkiye platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz. Bu fabrikanın beni heyecanlandıran son özelliği ise aşı ve ilaç üretimi alanlarında güçlü bir altyapıyı kazanmış olmamız. Gerekli çevresel tedbirleri ve sertifikasyonları almak kaydıyla ihtiyaç halinde bu tesiste yüksek montanlı aşı üretimi aslında gerçekleştirilebilir.